Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün EMA eğitim setinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Eğer EMA eğitim setinin ilk videosunu izlemediyseniz bunu açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce ise kanala abone olup bildirimler ikonunu açarak bu ve buna benzer eğitimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. EMA Ribbon'a ulaşabilmek için Indicators bölümüne geliyorum ve buraya EMA yazıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi direkt burada EMA Ribbon K-R-Y-P-T diye çık ve bunu açıyorum. Eğer bu indikatörü favorilere eklemek istiyorsanız yıldız işaretine tıklamayı unutmayın. Evet, EMA Ribbon'ı eğitim setinin ilk videosunda EMA Ribbon'ın hareketli ortalamalar mantığıyla çalıştığından bahsetmiştik. Şuradan ayarlar bölümüne giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi birer hareketli ortalama. EMA 1 periyodu 20'lik, EMA 2 periyodu 25'lik hareketli ortalama, 50'lik hareketli ortalama diye gidiyor. Yani eğitim setinin ilk videosunda hareketli ortalamaları anlatmamın ana temel sebebi buydu. Aklımıza hemen şöyle bir soru gelecekti. EMA Ribbon'ı biz ne için kullanırız? Trendin yönünü belli eder, güçlü destek ve direnç bölgelerini görmemizde bize yardımcı olur. Eğer EMA'ların arası açıksa bu güçlü bir trend demektir. EMA'ler birbirine çok yakınsa trendin zayıf olduğu anlamına gelir. Peki biz EMA Ribbon'ı hangi periyotta kullanmalıyız? EMA Ribbon en güzel günlük ve 4 saatlik grafikte çalışıyor arkadaşlar. Tabii bu sizin yaptığınız işlemlere bağlı olarak değişir. Saatlikte, günlük, saatlikte, 15 dakikalıkta, 30 dakikalıkta deneyip tecrübe edebilirsiniz. Ne demiştik? EMA Ribbon trendin yönünü belli eder. Bakın burada bir trend var bizim karşımızda. Buraya çarpıp geri dönüyor. Buraya çarpıp geri dönüyor. Demek ki genel olarak burada alım yapma fırsatı doğuyor bize. Şöyle yapabiliriz bu noktada. Şöyle gösterelim. EMA Ribbon'ın ilk direncinden aşağı kırdığı anda, mesela burada 20 hareketli ortalamada bakiyenizin %10'uyla alım yapabilirsiniz. Daha sonra %10, daha sonra %20, en aşağı bölgeye geldiğinizde ise %30'luk bir alım gerçekleştirirsiniz ve hemen altına stop koyarsınız. Daha sonrasında da eğer aşağı düşerse, ki burada düşmeyeceğini görebiliriz. Çünkü burada düşmeme ihtimali yüksek, çünkü trend bayağı güçlü. Hafif daralmış ama yine de düşme ihtimalinin daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada alımlarımızı gerçekleştirip hemen altına stop koymamız çok çok önemli. Daha sonrasında şunu da unutmayın arkadaşlar. Eğer fiyat EMA Ribbon'dan çok uzaklaşırsa buraya dönme ihtimali çok yüksektir. Yani fiyatla EMA Ribbon birbirinden ayrıldığı zaman kar almayı tercih ederim. Şu noktaya geldiğimizde ise ne demiştik? Eğer EMA Ribbon daralırsa trendin yönü zayıflar. Burada bir yükseliş trendi var. EMA Ribbon daralmış ve görmüş olduğunuz gibi aşağısına kırmış, bizim burada stop olmamız lazım. Trendin zayıfladığı noktada tekrar yukarı çıkmış ve en zayıfladığı noktada ise aşağı doğru kırmış. Buradan şelale gelmiş. Şöyle şu noktaya dikkat edelim. Bakın burada 55'lik hareketli ortalama aşağıdayken yukarıya dönüyor. Yani bu sefer güçlü hareketli ortalama, 55'lik hareketli ortalama direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bir Ribbon'da Dead Cross olarak değerlendirebiliriz. Kırmızı olan, yani 55'lik periyot yukarı yönlü çıkarsa ve bu şekilde Ribbon dönerse bunu bir Dead Cross olarak işaretlendirebiliriz. Tabi bu her zaman bu şekilde olacak diye bir garanti yok, fakat günlükte olduğunda genel olarak çok iyi çalışıyor. EMA Ribbon'ın araları açık olduğunda güçlü bir trend olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin'in şu anda yükselişine devam edebilmesi için önünde bayağı bir direnç var. Bu dirençlerin en güçlüsü ise 41.000 civarında. Eğer 41.000 civarını kırarsa bu demek oluyor ki büyük ihtimalle yeni bir yükseliş trendine başlayabiliriz. Fakat bu noktalarda kıramayacağını biz önceden görmüş olurduk ve işlemimizi ona göre yapardık. Bu noktaya geldiğinde direkt satış işlemini gerçekleştirebilirdik. Çok güçlü bir düşüş trendi olduğunu burada görüyoruz. EMA Ribbon'un renklerini de değiştirebilirsiniz. Bu şekilde kullanmak sizin için karmaşık geliyorsa ayarlar bölümüne girebilirsiniz. Bizim için en önemli olan neydi? 20'likti. Style bölümüne geliyorum. EMA1 20'liği yeşil yapıyorum. Ve daha sonrasında neydi bizim için ikinci önemli olan? 50'lik. 50'liği de şöyle seçtim. Kaçtaymış o 50'lik? 7. periyottaki 50'liği ise şöyle şuradan, bunun rengini ise beyaz yapıyorum. Bu şekilde en çok kullanılan EMA'leri de karşınıza çıkarmış olursunuz. Yani bu bölgeye geldiğinde kesin dönebilir dersiniz. Çünkü burası güçlü ve herkes tarafından kullanılan bir direnç veya destek bölgesi olacağını düşünüp bu noktada satım işlemlerinizi veya alım işlemlerinizi biraz daha yüklü yapabilirsiniz. Bakın mesela burada 50'lik dirençten direkt olarak dönmüş. Son olarak şöyle bir şey daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlar bölümüne gelip şöyle şuradan en sondaki 55'lik periyodu 200 yapabilirsiniz. Bakın 200'lük periyot buraya karşıma geldi. Bu bizim için çok güçlü bir destek ve dirençti. 200'lük periyot. Günlükteyim ayrıca. Bakın hemen bana burada Dead Cross'u gösteriyor. Ve aynı zamanda da bu EMA Ribbon'da şu bölge, yani 41.000 bölgesi hem 200'lük için bir direnç hem de EMA Ribbon'da 50'lik periyot için bir direnç. Yani buradan dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. Aynı zamanda da burada bir Dead Cross'un gerçekleştiğini görüyoruz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şuna da değinmeden geçmeyelim. Ayarlar bölümündeki periyotların gücü ne diye sorarsanız mantık gayet basit. Fiyat üstünde ise EMA Ribbon'ın yani destek bölgesi olarak çalışacak. Bu desteklerden en güçsüzü 20, daha sonrasında 25, bu şekilde devam eder arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Son olarak özetlemek gerekirse EMA Ribbon indikatörü trendin yönünü belli eder. En iyi sinyalleri ise günlük ve 4 saatlik zaman dilimlerinde bize verir. EMA Ribbon'dan fiyat çok ayrılırsa EMA Ribbon'a sert bir dönüş yapabilir. Bakın burada 2 tane örneği var. Sert bir dönüş, EMA Ribbon'dan sert bir ayrılış ve sert bir dönüş. Sert bir ayrılış, sert bir dönüş. Eğer EMA Ribbon'daki rakamlar, hareketli ortalamalar birbirine çok yakınlaşırsa trendin zayıfladığı anlamına gelir. Eğer EMA Ribbon'daki hareketli ortalamalar çok genişlerse trendin güçlü düşüş veya yükseliş yönünü devam edebileceği anlamına gelir. Sizden bugün ödev olarak istediğim şey ise 15 dakikalık periyodu açıp veya 30 dakikalık veya 5 dakikalık periyodu açıp şöyle yorum yapmanız. Burada direnç zayıfladı çünkü indikatördeki hareketli ortalamalar birbirine yakınlaştı. İşte burada genişledi. Burada direnci kırması çok zor. Burada direnci kırabilir, daraldı gibi yorum yaparak kendi kendinize pratik yapmanızı istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu ve buna benzer içeriklerden ilk önce haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.